Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü dersimizde yerel ve global değişkenler göreceğiz. Hemen bir DeviceC'yi açıyorum arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturalım. File, new. File, new. Proje. Console. C. OK. Yes. Yes. Arkadaşlar konu başlığımızı buraya yazayım hemen. Yerel ve global değişken. Arkadaşlar bugüne kadar oluşturduğumuz değişkenler hep yereldi. Yani biz değişken tanımlayalım. Int sayı eşittir 5 dedik. Bu sayı arkadaşlar blok dediğimiz süslü parantezle başlayıp süslü parantezle biten bölümün içerisinde olduğu için sadece burada geçerli oluyor. Int sayı eşittir 5 dedik. Bir de for düğümüzü oluşturalım arkadaşlar. Tabi int i şurada tanımlıyorum. I eşittir 0'dan başlasa i küçük olsun 10'dan i art. Parantez açtım. Burada da bir tanım yapıyorum. Int k diyelim arkadaşlar 5. Burada tanımladığım int k değişkeninde sadece gördüğünüz gibi bu blok içerisinde geçerli. Yani for döngüsünün içerisinde int k geçerli. Ya da şu k'ya eşit değer atamayayım. Şurada k'ya döngünün dışında k eşittir 5 dersem bu hata verir arkadaşlar. K diye bir değişken yok der. Hemen F11 ile bakalım. Şu uyarlı şeyi kaydedelim. Evet, burada hata verdi. K diye bir değişkenimiz yok dedi. Bu k'yı içeri alıyorum arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Hata vermedi. K'ya 5 değerini atadı. Aynı şekilde yukarıdaki sayı için de bu geçerli. Örnek vermek gerekirse yukarıda bir fonksiyon tanımlayalım arkadaşlar. Void deneme diyelim. Burada arkadaşlar sayı eşittir 5 dediğimiz zaman böyle bir sayı değişkeninin olmadığını söyleyecek. Çünkü burada şunu da şöyle yapayım. Sayı değişkenimiz bu blok içerisinde kaldı. F11'i basmadan önce bir fonksiyonu çağırayım buradan. Deneme. F11'e bastım. Gördüğünüz gibi burada hata verdi. Böyle bir değişken yok dedi. Bu yerel bir değişken tanımlamasıydı arkadaşlar. Global değişkeni de main metodunun da dışında olacak şekilde burada tanımlarsak global oluyor. Mesela burada int sayı dedim arkadaşlar. Burada tanımladığım değişken global oluyor. Bu sayıyı fonksiyonun içinde de kullanabiliriz. Main metodunun içerisinde de kullanabiliriz. Tabi şuradaki sayıyı artık silebilirim. Eğer silmezsem yukarıdaki sayı değişkenini öldürüyor. Kendi sayı değişkenini tanımlamış oluyor. Biz bunu önce silelim arkadaşlar. Burada sayı değişkenine şöyle yapalım. Sayı eşittir 5 diyerek bir değer atayalım. Dışarıda tanımladım sayı değerine. Sayı 5 dedim. Şuradan sileyim arkadaşlar. Ve bu sayıyı burada yazdıralım. Sayı yüzde de sayı. Bir de fonksiyonun içerisinde sayıya bir 10 değeri atadım arkadaşlar. Gene burada gördüğü değişken. Burada da yazdıralım. Fonksiyon içi sayı yüzde d diyelim. Sayı. F11 ile çalıştıracağım arkadaşlar. Önce şu sayı değişkenini, değerini yazdıracak. Daha sonra bu değere 10 değerini atayacak ve fonksiyonu çalıştırdığım için fonksiyonun içindeki sayı değerini bize yazdıracak. Hemen F11 ile çalıştıralım arkadaşlar. Şu noktalı virgülü unutmuşum. F11. Sayı 5, fonksiyonun içi sayı 10. Yani onu biraz daha düzenli şekle dönüştürelim. Sayı yazdıktan sonra test slash n koydum. Şurada da fonksiyon içi de c yapalım arkadaşlar. Evet. F11'e tekrar çalıştırdım. Sayı 5, fonksiyon içi sayı 10. Yani global değişken herhangi bir bloğun içerisinde değilse, blok dediğim şu süslü parantezler, süslü parantezlerin içinde değilse, bu değişken globaldir. Eğer süslü parantezler içerisinde tanımlandıysa bu yerel değişkendir arkadaşlar. Global değişken ve yerel değişkenler bu kadar. Dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.